Merhaba arkadaşlar, ben Erkan. Oyun Gemisi'ne hoş geldiniz. Boom için bir başka bölümüyle daha birlikteyiz. Bugün Ganimet avı için Kuzey saldırısına çıkacağız arkadaşlar. Bir önceki bölümde Güney saldırısı mı? Ne dedim? Yok, Batı bilmiyorum ama dedim bu tarafa Güney dedim galiba. Bilmiyorum, her neyse, saçmalıyorum şu anda, beni dikkate alma, boşver. Söylediklerimi unut. Bugün Kuzey saldırısı yapacağız arkadaşlar. Üst tarafa saldıracağız. Ondan sonra da batı saldırısı yapabiliriz. Yani bu tarafa saldırılar gerçekleştirebiliriz. Böyle bir saldırı düzeni yapacağız arkadaşlar. Daha öncesinde sizlere sormuştum. Demiştim ki buradaki heykeller ne işe yarıyor diye. Muhtemelen siz yazacaksınız ama ben o videoyu bundan bir yarım saat öncesinde, bir saat öncesinde çektim. O yüzden bu onun devamı, yani anlayacağınız arkadaşlar. O yüzden bunların şu anda ne işe yaradığını halen bilmiyorum. Siz yazdıysanız bu bölümden sonraki bölümde onların ne işe yaradığını anlayacağım. Çaktın o köfteyi. Okey, çak. Adamsın. Çak kafayı. Ne çak kafayı oğlum ya? Saçmalama. Tamam, unut. Buraya kadar olanları unut. Biz Kuzey Cephesi'ye saldıracağız. Neyle saldıracağız? Meşaleyle saldıracağız. Bir sonraki bölümde ise neyle saldırmamı istiyorsanız alt tarafa yorumlar bölümüne bana yazın arkadaşlar. Ona göre bir deste ordu ayarlayacağım. Pardon, düzeltiyorum. Ona göre bir ordu ayarlayacağım. Çıkartma gemilerimi, o orduları koyacağım ve ona göre saldırı odağı yapacağız arkadaşlar. Cephaneleri bir size göstereyim. Zaten en son bölümü izleyen arkadaşlar bilir. En son neydi bu zıkkımın adı? Ağır silahlıyı yükseltmeye bırakmıştık. Ağır silahlı muhtemelen şu anda 21. level olmuştur. Yani o da max olmuştur. Buradaki görmüş olduğunuz askerlere göre bana bir düzen söyleyin. 8 tane gemimiz var. İşte ikisini onu koy, dördünü bunu koy falan filan bir şeyler söyleyin. Ben ona göre saldırı yapayım. Okeyiz. Şu en sağdan başlayalım. Değil mi? Yeah. Bro 60 levelsin. Oğlum sen insan gibi değilsin. Prototip silahını da kullanıyorsun. Ama senin var ya, canını çıkartırız kanka. Hiç affı olmaz, rahat ol. Ne yapalım? Ulan ilk baş şunu atsaydık var ya, bu zaten çıkartıyordu. Şimdi iki tane buraya attık. Ne kaldı geriye? Oğlum alsana, şaka mı yapıyorsun ya? Şurayı durduracağız. Hadi ganimetleri. Hadi game mod verin. Hadi oğlum. Heh. Bir tane şurayı durdurdum. Birazcık dengesiz durdurdum ama gene durdurdum yani nihayetinde. Oğlum öküz gibi vuruyorlar ki. Şurayı durdurdum bir tane. Bir tane şurayı durdurdum. Hadi. Game mod. Çabuk lan. Arkadaki vuracak, öldürecek ha. Zor yetiştim var ya, yemin olsun zor yetiştim. Ver bakayım bir tek time daha. Tamam, fuck it. Bundan sonra senin kanını da yaratıklara yatırdım game modu. Tamam, yendik. Ağzını vurdu bunun. Ulan bu kadar asker saldırıyor. Nasıl bir prototip silahıymış o kalkan enerjisiymiş öyle ya. 200 gibi canı varmış ha, yemin olsun. Adam harbi 61 mi? 60 mıydı? Neydi la bu? 60 mı 61 leveldi? Harbi ama. "59 level" diye girdim, adam 61 level. Nasıl best değil mi? Bence de. Best. Gerçekten çok iyi bir düzen yapmış. Ganimetin de çok iyi. Sana var ya, ölümcül hücum ederim. Gerçekten ölümcül hücum ederim. Şimdi buraya bir, buraya iki. Böyle oraları durduracağım. Bir tane daha attım. Game mod verin. Adam bizi patates edecek adam. Game mod verin. La game mod verin. Bir tane daha atmam lazım oraya. Oğlum 10 tane var lan. Hadi. Adam verdi.
Tamam, bu saatten sonra artık. Oğlum, alsana şu cehennem evlerini. Cehennem evleri diyorum. Artık Clash Royale beynim o kadar adapte olmuş ki. Cehennem topu kanka. Zaten Supercell'in de şu cehennem kelimesiyle alakalı çok seviyor abi. Yani her şeyinde bir tane gayet vermişiz bu arada arkadaşlar. Vuran pis heriftir oğlum. Vurma. Vuran pis heriftir. Çok fazla bütün birimlerin çoğunun adına yani bütün 3 oyunda da yani Hades'i oynamadım hiç bilmiyorum ama orada cehennemle alakalı bir şey vardır büyük bir ihtimal. 3 oyununda da cehennemle alakalı birimler var. Cehennem kulesi, cehennem topu, cehennem ejderhası, felaket kulesi, anladın mı? Hani böyle heybet, hani böyle şey yani, anladın mı? Hani böyle heybet, böyle her tarafta heybet akan kelimeler. Cehennem, felaket. Ver. Ver kanka, gel. 46 level. Ulan sana sırf keyfinden saldırırım lan. Ganimetin nasıl? Gel lan. Sana sırf keyfinden saldıracağım lan. Adam ok şartı da koymuş oraya. Şuradan saldır yani, anladın mı hani? Sağa sola gitme yani. Ben sadece seni yönlendiriyorum. Sen buradan gel. Vur. Bakalım hiçbir şey dokun. Aa, ama arkada cehennem topu var arkadaşlar. Buna bir tane kütletmem lazım. Vurdu bir tane. Bir tane attı. Bir tane daha attı. Bir tane daha attı. Tamam, daha atamadı. Bıraktım. Yalnız adamın prototip silahları gerçekten çok güçlü. Efsane derecesinde güçlü levelleri var. Prototip silahları bunlar arkadaşlar. Yani diğer köy bir... Oha, bir tane daha cehennem topu varmış ya da burada. Küt küt vuruyor, baksana. Durdurdum onu. Çıldırdım orada şey yarat şey gördün mü? Deneyeceğim bir dahaki onu. Böyle kısmi olarak gördüm. Biliyorum ama bir dahakine deneyeceğim onu. Dırırırt yapıyor içerisinden. Everspawn özelliğini... Ne oldu? Tebrikler. Teşekkürler kanka. Özelliğine bastığınız zaman şey oluyor. Pırırırt arka arkaya bastığınız ne? O pırırt ne lan? Allah Allah. Oo, ses kapalıymış kanka oradan ya. Şu andan itibaren ses geldi. Ya aslında ses vardı ama kameranın... sesini kullandım. Şu ana kadar arkadaşlar, şu ana itibaren normal mikrofonun sesini kullanmaya başladım. Şu ana kadar birazcık dandik bir ses gelmiş olabilir. İdare et kanki. Evet. Niye kapandın ki? Ya hiçbir tuşa tıklamadan kendi kendine nasıl kapanıyor abi burası ya? Lan birisi geldi, başka birisi mi bastı ona? Bu bilgisayarın başında benim, kim nasıl kapattı onu ki? Ulan çok enteresan ya. Bazen var ya şu mekanik elektronik eşyalara akıl erdirmek çok zor. Ya biliyorsun, ezbere bildiğim bir şey ama hani bazen öyle şeyler yapıyorlar ki. Lan ne diyorsun, kim yaptı bunu? Canlı yayın yapıyorum, her şey rutininde. Bir anda tak gidiyor. Hani nereden, niye gitti? Ha, kimse de demiyor ki bak işte şu sebepten dolayı gitti diye. O orada beynin yanıyor işte. Şu anda olduğu gibi. Kim kapattı o tuşu bilmiyorum. Hep açıktır aslında ha. Neyse. Tamam, saldır. Kanka oğlum, ganimetine bakmadık ya lan senin. Oo, sağlam ganimet. Prototip silahı olarak bir tane lazer ateşleyicisi var. Keko, seni parçalarız. Bunlara tek atamayacağız büyük ihtimal. Atar mıyız? Atamayız. Arkasından top atarsam yeter mi? Yetti buna. Buna yeter mi? Yetmedi. Şöyle bir tane atacağım. Topa ihtiyacım olabilir. Soldan hücum etmeye başladım arkadaşlar. Bana game mod vermeleri lazım. Game mod verirlerse biz bu köyün altından girer üstünden çıkarız ki verdi de zaten. Şuraya bir tane attım. Orada tekli birimlerim çok çünkü. Game modu mümkün mertebe az kullanmaya çalışacağım çünkü o everspawn o özelliğini bir daha yapmaya çalışacağım. Az önceki ne diyorlar ona? Güzel görünümünü. Kanka durdur ya. Bu ölecek orada yoksa ya. Al işte şuraya bak abi. Oğlum ölecek var ya, şekil yapalım derken adamı öldüreceğiz ya. Gitme lan. Kal, sağlığın içerisinde kal. Bak o da ona vuruyor ya. Mecburen atmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yoksa atmayacaktım. Şunu bir sisleyeyim de.
Nerede Everest'i bak. Heh, bak burada. Bak şimdi. Neyse. Parçaladık köyü de ha bu arada. Şaka maka değil, parçaladık yani. Ne verdin? Bir tane kesit. Bravo. 58 level. Sivas. Oo çok iyi. Hem prototip silahı yok. Hem ganimeti iyi. Hem de şok atarları yan yana koymuş. Aslında meşalelerin asıl düşmanlarından ikincisi de boom topudur. Fakat meşaleler durduğu zaman etkisini kaybediyor. O yüzden şok atarları öncelikli olarak almayı tercih ediyorum. Boom toplarını da şoklamayı tercih ediyorum. Yani belki sizin stratejiniz farklıdır. Ama benim ilerlediğim strateji bu yönde. Boom topunun birkaç tane vurması belki bizim meşalemizi öldürmez ama şok atarın dondurması, durdurması yani şok etkisi 2 tane atması, 3 tane atması çok çok geriye atıyor meşaleyi. O yüzden tercihlerimi bu yönde kullanıyorum. Bir tane fazladan attık. Gönder gelsin kızımızı da buradan. Meşaleler sürekli alev püskürtüyor. Takdirde önünde hiçbir şey durmaz arkadaşlar. Bir tanesini göndermemişiz. En kötü ihtimalle şok bombasını doğru bir şekilde kombinasyonunu attığınız takdirde mesela şu anda çok dağınık. Bum topları dağınık dağınık vuruyor. Toplar da dağınık dağınık vuruyor. Çok da büyük bir etkisi yok gibi. Lan bir tane yanlışlıkla evir spawn gücüne bastık ya yeteneğini. Levelleri de zaten düşük. Evet, nerede tek time'ımız? Neredesin kızım? Ha burada. Basacağım ona şimdi bak. Atma kızım. Çat. Basit. Ses var, görüntü yok. Tamam. Bunun da ağzına vurduk. Vurduk mu? Vurduk. 62 level. Tunceli, gel bakalım. Easy. Vallahi ganimetin de düşük olsa sana hücum ederim kanka. Çünkü sen çok easy'sin. Siz çalışın kanka buradan. Sen de buradan çalış. Acaba bu taktiği buna kim vermiş? Bak böyle yap işte düzeni. Kimse öldüremez seni falan diye. Birileri buna birlik ki gaz vermiş. Bir tane şok bombası attım. Tertemiz. Bir tane buraya şok bombası attım. O da tertemiz. Bak mesela şokun etkisi gidene kadar gördünüz mü? Orayı komple temizledi. Yani bu daha mantıklı geliyor şok bombası atmak. Gerçi buradaki bak mesela durdurdu bir şey. Ne durdurdu lan bunu? Ha şok bu şey, şok mayınları durdurdu. Nerede bizim kızımız? Gel kızımız. Nereden çıkartıyorsun lan o kadarı? Doğruyor mu orada? Ne yapıyorsun? İki tane de kesit verdi. 61 level. Kuzey cephesini komple Game of Thrones oyunun şey dizisinde olduğu gibi kuzey cephesini ele geçiriyoruz şu anda. Hadi bakalım. Prototip silahları yok, basit. Easy. Gel kanka. Ortadan da bir tane bıraktık. Tablet bu arada bir bu tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Onu tutmayla uğraşıyorum. Şuraya bir tane yaylım ateşi attım. Şuraya bir tane yaylım ateşi attım. Tam ortaya bir tane de şok bombası attım. Oradaki 5'li birimi de durdurdum. Bir tane daha şok bombası attım. 2 tane bum topunu durdurdum. Bence easy. Ama bir tane bak meşalemizin canı bayağı bir azalmış. Durduracağım, şuradaki bum top ona kilitlenmiş durumda. Hatta şuradaki top bile ona kilitlenmiş durumda. 2 tane büyük
silah kilitlenmiş durumda ona. Neyse onu kurtardık. Sıkıntı yok. Bütün bak arkadaki şu da ona kilitlenmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani 3-4 tane büyük birim aslında şeye kilitlenmiş. Oradaki canı az askerimize kilitlenmiş. Güzel. Koreli bir arkadaş bu. Hızlı hayatımız yok. Elmas zaten beklemiyoruz arkadaşlar. Şu da kuzey cephesinde kalır. Bakalım. Nesi var? Altını iyi. Genel olarak ganimeti iyi arkadaşlar. Buraya saldıracağım. Burası aktif bir köy. Prototip silahları da duruyor zaten. Şok bombasının, şok atarın orada olması güzel. Diğer şok atarın nerede kanka? En arkaya koymuş. Tamam. Oraya gidene kadar daha vaktimiz var demektir. Bırt etti. Bir tane daha top attık mı? Herhalde tamam. Okeyiz. Bum toplarının birazcık vurmasına izin vereceğim arkadaşlar. Arka tarafa gittiğimizde oradaki şok mayınları olduğu için de hem de oradaki prototip silahını dondurabilmek için şok bombası atacağım. En arkada bir tane şok atar şu anda devreye girdi. Evet, durdurdum onu. Bunu durdurmam lazım. Yoksa bu benim canımı çok yakar. Bir tane daha şok bombası attım. Tamam. Arkadaki şok atarı da aldım. Prototip silahını da aldım. Şuradaki meşalemin canı çok azaldı. Oraya bir tane şok bombası attım. Gerek vardı çünkü ölürdü. Gerek vardı tabii lan. Ne gerek yok? Tamam, basit. Ya basit değil, zorlandık. Allah var ki zorlandık. Köy düzeni iyiydi. Bir tane de parçacık aldık buradan. Şimdi başka bir de şurası var. Hadi burayı da kuzeyden sayalım. 501 kupaya ulaştık bu arada. Evet, burası da aktif bir köy. Birimleri yan yana koymaları iyi. Bir tanesini kalkan jeneratöründe kullanmış. Bir tanesini de hasar güçlendireceği koymuş. Prototip silahlarının. Bir tanesini herhalde saklamıştır diye düşünüyorum. 3 tane koyabiliyordur bu. Bakalım. Sağdakine yetmedi. Çok kötü oldu ya. Evet. Şimdi Gambot geldiği takdirde hasar güçlendirici olan kısımlara yaylım ateşi atmaya çalışacağım. Veyahut da dondururuz ya. Daha etkili olur arkadaşlar. Evet, şok bombasının üzerine kullanacağım bu sefer. Ben cehennem topu sesi duymuyorum. Yani bir yere saklamamış muhtemelen. Evet, ben herhangi bir prototip silah sesi duymuyorum. Adam zaten bütün yeşilleri abanmış. Bütün mavileri de abanmış. Ama ölmekten kurtulamazsın kanka. Bu arada şuradaki bir tane meşalemiz sıkıntılı. Tamam, bütün savunma silahlarını öldürdük. Maşallah var ya. Bak, bu kadar asker saldırıyor ha oraya. Boru değil yani bu. Güzel. Aldık. Bunu da tokatladık. İki tane de kesit geldi. Buradan kırmızı da iyidir. Tamam. Başka zaten saldıracak yer yok. Çünkü bir önceki bölümde Doğu bölgesini aldık. Bundan sonra bu haritayı bu şekilde isimlendireceğim arkadaşlar sizin için. Doğu, Batı, Kuzey, Güney olarak isimlendirme üzerine devam edeceğim. Bugün Kuzey bölgesini aldık ve gene aynı şekilde Batı'nın bir cephesini aldık sayılır şu taraftan. Bir önceki bölümde Güney bölgesini aldık. Yani bu tarafa doğru aldık arkadaşlar. İyiydik bence. Yani temizledik. Yükseltebileceğimiz şu anda bir şey yok. Çünkü iki tane inşaatçımız da çalışıyor. İki tane
çalışmamız var. Üçüncüyü yapamıyoruz şu anda. Ben zaten aboneliğim var arkadaşlar ekstra inşaatçıya. Üçüncü inşaatçı yok olmadığı için şu anda bu ganimet kalacak. Ha, şuradan gelen elmasları birlikte toplayalım sizlerle. Bayağıdan beri gelmişler görüyorsunuz. Ver gelsin kanka. Bunu da ver gelsin kanka. Bunu da ver gelsin. Ver gelsin oğlum, tek tek söyleyip buradan işte hepsini. Tamam, hepsini bitirdik. Adam. O zaman vedalaşalım sizlerle. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlar bölümünde yazmayı unutmayın. Bir sonraki Boom Beach videosunda görüşene kadar hoşça kalın ve bay bay. Çok havalı değil mi? Tamam.